Sema. Sorular zor mu geldi Filiz? Annem hastalandı da hocam. Çalışamadım. O yüzden yani. Geçmiş olsun. Asıl bana geçmiş olsun. Çalışmak için 2 hafta vaktiniz vardı. Şimdi başkalarından medet ummayın. Önüne bak oğlum. Önünüzdeki kağıtlarla ilgilenin çocuklar. Kesin 0 alacağım. Ne çalmışım? Ben çalmışım. Neyse. Filiz, sen bakmayacak mısın? Niye bakayım ki? Boş kağıt verdim. Siz kaç almışsınız? Ben 3 almışım. Ya sen Canan? Ben 5 almışım. Aman niye utanıyorsun ki? Yok yani sen zayıf aldın ya üzülme diye. Of ne üzüleceğim ki? Hadi servisi kaçıracağız. Ya, gidip eşyalarımızı alalım. Bana sormadın Filiz. Sen en fazla 4 almışsındır. Sormama gerek yok bu zekayla. 5 aldım. Aferin. Biz bu akşam Sema'yla matematik çalışacağız. Evet. Gel istersen. Bakarız. Tamam. Kızım, evladım, ödevin dersin yok mu senin? Ne o defter elinde yine? Yok, çalıştım ben. Geçen sene de böyle diye diye sınıfta kaldın. Canan'la Sema senden bir sınıf alttaydı. Ama yetiştiler sana. Biri öğretmenlere yaranmaya çalışıyor, öteki kopya çekiyor. Para bulup dershaneye gönderin, o zaman bak nasıl geçiyorum sınıfı. Her okul bitiren dershaneye mi gidiyor? Of, sen nereden bileceksin ki ya? Hiç okula mı gittin? İlkokulu bile bitirmemişsin. Vicdan sahibi olmayı okulda öğretmiyorlar kızım. Baban canını dişine takıp çalışıyor seni okutacağım diye. Kendine acımıyorsan biraz ona acı. Kız çocuğuyum diye böyle diyorsunuz değil mi? Okumama engel olmaya çalışıyorsunuz. Tövbe tövbe. O nereden çıktı? Bak Canan'ın babasına. Kız ne zorluklarla okuyor. Ama yine de bir geçiyor sınıfları. Bu gidiş de senden önce mezun olacak. Ben gideyim de o gelsin isterseniz. Buradan gideceğine Canan gibi olmaya çalış azıcık. Şu Canan'a örnek verip durmayın bana. Beni Canan'la kıyaslamanızdan bıktım artık. Bıktım. Filiz, ne yapıyorsun sen? Hiç, ne yapacağım? Orası Canan'ın yeri ama. Biliyoruz herhalde. Ama sen onun sırasının altına kopya koydun. Oradan nasıl kopya çekeceksin ki? Ben çekmeyeceğim ki, aptal. Ama Canan kopya çekmez ki. Çekene de çok kızar. Bahtiyar, şimdi bu çok uzun hikaye. Hem anlatması uzun sürer, hem anlatsan da sen anlamazsın. Şöyle düşün. Hep biz manzara işiteceğiz. Azıcık da Canan işitsin. Ama neden? Gördün mü bak anlamıyorsun. Neyse sen unut şimdi bunu. Bu bizim sırrımız anlaştık mı? Anlaştık. Hadi çocuklar yavaş yavaş toparlayın artık. 10 dakikanız kaldı. Hocam, bir şey mi oldu? İnşallah bir şey olmamıştır Canan. Kalkar mısın lütfen? Hocam, yemin ederim kopya çekmiyordum gerçekten. Çok çalıştım ben bu sınava. Neden kopya çekeyim?
Hem ben nasıl kopya çekerim hocam? Ben de bunu düşünüyorum Canan. Senin gibi bir öğrenci bunu nasıl yapar diye düşünüyorum. Hocam 3 yıldır dersimize giriyorsunuz. Beni tanırsınız. Ben de tanıdığımı zannediyordum Canan. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Kağıdını alıyorum. Korkarım seni disiplin kuruluna da bildirmek zorunda kalacağım. Şimdi çık dışarı. Öğretmenim, haksızlık yapıyorsunuz. Canan kopya çekmiş olamaz. Bu konu kapandı Filiz. Şimdi sınava geri dönelim. Nasıl olur Canan? Kim o kopyayı koymuş olabilir senin sıranın altına? Filiz. Ay bir dakika Bahtiyar, sus biraz. Utancımdan yerin dibine girdim. Ölmek istedim. Yer yarılsa da yerin dibine girsem dedim. Ya gerçek eninde sonunda ortaya çıkacaktır. Hadi artık üzme kendini. Filiz. Sema'nın Fatih öğretmenle konuşması işe yarar mı dersin Filiz? İnşallah. Filiz sen bana söyleme dedin ama... Tamam Bahtiyar, tamam. Yani bir çeneni tutamıyorsun. Sır dedik sana değil mi? Ne sırrı Filiz? Ne diyorsun sen? Canan, o kopyayı... O kopyayı sıranın altına Sema koydu. Ne? Seni çok kıskanıyordu. Hep ondan yüksek notlar alıyordun. Kendisi söyledi bunu. Hem Fatih Bey onun için çok önemli biliyorsun. Çok üzgünüm. Sana söylemeyecektim ama... Tamam konuştum. Disiplin kuruluna vermeyecek en azından. Ben de seni arkadaş zannetmiştim Sema. Ne oldu şimdi? Ya Fatih Hoca zar zor vazgeçti disiplin olayından. Canan! Dur bırak. Biraz yalnız kalsın Sema. Çok üzgün. Anlayış göstermemiz gerek. Filiz beni öldürecek. Hayrola Bahtiyar, ne oldu bu saatte? Canan, bugün okulda Filiz sana bir şey söyledi ya. Evet Bahtiyar. O sana yalan söyledi. Nasıl yani? O kopyayı sıranın altına aslında... Aç diyorum. Aç Filiz, aç! Canan, hoş geldin. Gelsene içeri. Her şeyi biliyorum Filiz. Kimmiş o? Canan gelmiş. Geliyorum birazdan. Gel yürüyelim biraz. Gerginsin. Çok rahatlarsın. Rahatlamam mümkün değil Filiz. Nasıl bir insansın sen? Ya burada bağırıp durma Canan. Babam duyarsa hiç iyi olmaz. Gel şöyle bir yerde konuşalım. Neden Filiz? Neden bunu yaptın? İnanmıyorum sana. Ya inan o zaman. Siz de anlayın bakalım haksızlığa uğramak nasıl oluyormuş. Ben bıktım bu adaletsizlikten. Hangi adaletsizlikten? Ben sana ne yaptım? Sema sana ne yaptı? Sana yardım etmekten başka ne yaptık biz? Ne mi yaptınız? Düşünsene. Kendi annem bile bana sizi örnek gösteriyor. Her yerde herkes benden sizin gibi olmamı bekliyor. Ama herkes hata yapabilir. Bunu bugün herkes gördü. Belki ben sizin gibi olmadım ama siz benim gibi oldunuz. Hastasın sen. Tedaviye ihtiyacın var senin. Neden? Ben hayırlı bir iş bile yaptım sayılır. Düşünsene. Hiç acı çekmediğim bir hayat ne kadar kötü olurdu. İnsan güzel günlerinin kıymetini bilmezdi Canan. Ben aslında sana iyilik yaptım. Bana teşekkür etmen lazım. Yeter sus artık. Herkese anlatacağım bize bu yaptıklarını. Bana bak. Anlat bakalım. Anlat da gör neler oluyor. Yardım et. Ne olur yardım et. Arkadaşlar, siz dördünüz, yani rahmetli Canan kardeşinizi de aranızda sayıyorum müsaadenizle, siz kasabamızın medarı iftarlarısınız. Son 5 senedir şehirdeki liseden mezun olan ilk çocuklarsınız. Tabii bunda öğretmeniz Fuat Bey'in... Fatih Başkanım. Pardon. Rica ederim. Çok pardon. Fatih Bey'in üzerinizdeki emeği çok fazla. Önce müsaadenizle kendisine teşekkür etmek istiyorum. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başkanım, sizin çocuklarınızın gayreti olmasaydı
bizim emeklerimizin de bir anlamı olmazdı. Ben pırıl pırıl bu üç gence ve rahmetli Canan'a teşekkür etmek istiyorum. Ha, bu arada Sema'ya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. En fazla gayreti o gösterdi ve hayli yüksek bir puan aldı. İnşallah istediği bir bölüme girebilir. Ben de sizin gibi öğretmen olmak istiyorum hocam. Canan da öyle istiyordu. Ve eminim de başaracaktı. Fakat kısmet değilmiş. İnşallah benden daha iyi bir öğretmen olursun Sema. Biz öğretmen falan olamadık tabii. Ama inşallah biz de hayırlı çocuklar yetiştiririz kasabamız için. Tabii, tabii. Bu da çok önemli. İnşallah. Oğlum, arkadaşların hediyeleri hazır. Hazır baba. Kutlarım canım. Teşekkür ederim. Kutlarım canım. Bunlar sizin eseriniz hocam. Sağ olun. Kutlarım canım. Sağ olun. Hocam, gelin bir de fotoğraf çektirelim. Müdürüm, çek bakalım. Evet, çekiyorum. Gülümseyin. Amma komik çıkmışız. Babam da çok komik çıkmış. Şu Sema'ya bak, çirkin şey. Aa, niye öyle diyorsun? Senin en yakın arkadaşın değil miydi o? Aman boş versene. Sen askerdeyken bilmediğin bir sürü şey oldu. Onların gerçek yüzünü gördüm. Onun da Canan'ın da. Allah Allah. Canım niye şaşırıyorsun ki? Sen 1,5 senedir askerdesin. Düşünsene. Gittiğinde ben daha lise 2'nin ilk yarısındaydım. Sen gelene kadar ben mezun bile oldum. Çok da güzel olmuşsun ama bu arada. Ne zaman istiyorsun beni? Ya Filiz, daha erken değil mi? Yoksa vaz mı geçtin Tayfun? Hani bilirsin, hayırlı işleri uzatmamak lazım. Ne kadar güzel söylüyorsun Filiz. Ama daha doğru düzgün bir işim bile yok. Canım olsun. Evlilikte bereket vardır, hayır vardır. Hem koskoca belediye başkanının oğlu değil misin? Öyle olsam ne olacak? Orası belediye. Bizim özel iş yerimiz değil ya. Vallahi ben bilmem Tayfun. Koskoca belediye başkanının oğlu da bir ev kurup evlenemiyorsa ben ölmüşüm de ağlayanım yok demektir. Neyse, bu durumda bazı teklifleri değerlendirmem gerekecek. Ne diyorsun sen Filiz? Elini çabuk tut diyorum Tayfun. Bu kasaba yerinde benim gibi lise mezunu, kültürlü, güzel bir tek kız daha yok. Bunu düşün, elini çabuk tut. Tayfun, yoksa ailen beni istemiyor mu? Hayır, öyle bir şey yok ama benim ailem dindar olduğu için seni kabul etmemelerinden korkuyorum. O yüzden. Mesele buysa hallederiz, o kolay. Sen benim böyle olduğuma bakma. Ben namazımı kılarım, orucumu tutarım. Gerektiğinde başımı da örterim. Ailem zaten dindar. Sen rahat ol. Babacığım, Filiz çok iyi yetişmiş bir kız. Terbiyeli, 5 vakit namazında. Yemek yapmayı, ev işlerini, her şeyi çok iyi biliyor. Sonra çok fazla malda mülkte gözü de yok. Kanaatkar bir kız. Peki biraz acele etmiyor musun? Önce bir söz yapsak. Birkaç ay sözlü kalsanız. Sonra nişanlanırsınız. 2 sene içinde de evlenirsiniz Allah'ın izniyle. Bu arada da daha yakından tanırsınız birbirinizi. 2 sene mi? 2 sene çok baba. Bir an önce evlenelim, bitsin bu iş. Nasıl olsa olmayacak mı? Baştan olsun, bitsin. Peki bizimle oturmayı kabul edecek mi? Biliyorsun annem bu konuda çok hassas. Tabii tabii. Biz bu konuyu konuştuk onunla. Yalnız... Yalnız ne? Şu bana önerdiğin iş. Zabıta memurluğu. Onun yerine başka bir şey olsa olmaz mı? Oğlum zaten bunu bile millete nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Ne güzel, çiçek gibi iş. Kendini göster, yüksel. Tamam baba, haklısın evet. Vallahi Suna abla, hani komşumuzdur diye söylemiyorum. Allah adı ağzından bir lahza düşmez. Daha 1 vakit namazını aksattığını görmedim Filiz'in. Hele perşembe geceleri onu ortalıkta görmene imkan yok. Sabaha kadar Yasin-i Şerif okur.
hem de orijinal Arapçasından. Kaç kere hatim ettiğini kendisi bile unutmuştur. Artık Allah bilir onu da. Allah kabul etsin. Amin. Allah herkese Filiz gibi bir gelin nasip etsin. Alo, ne oldu Gönül abla? Vallahi seni bir anlattım ki Suna Hanım'ı bir görecektin. Ağzı kulaklarındaydı. Allah razı olsun senden. Çok hayırlı bir iş yaptın. Allah senden de razı olsun. Tamamına erdirsin inşallah. Amin ablacığım, sağ ol. Hadi görüşürüz. Ay, aman be Bahtiyar. Ay, geliyorsun böyle zebani gibi insanın karşısına. Korktun mu? Of. Affedersin. Ay, önemli değil. Avdan mı geliyorsun gene? Ne vurdun bu sefer benim için? Seni istemeye geliyorlarmış. Geliyorlar, evet. Hani bana söz vermiştin? Ay, nasıl bir söz? Beni seviyordun, evlenecektik. Of Bahtiyar, sen beni yanlış anlamışsın. Ben evleneceğiz demedim. Yalan söyleme Filiz. Ama şey yani, ben seni seviyorum tabii hala. En çok da seni sevdim şimdiye kadar. Sahi mi? Sahi tabii. Ama şu anda şartlar başka türlü gerektiriyor. Yani hem sadece istemeye gelecekler. İlla evleneceğim diye bir şey yok ki. Sen bekle beni istersen. Doğru mu? Doğru tabii ya. Hadi hoşça kal. Sağ olun. Mutluluklar. Sağ olun. Baksana ne kadar mutluluk. Ay, ay. Tebrik ederim Filizciğim. Tebrikler. Sağ ol. Sağ ol canım. Tebrik ederim. Sağ olun, teşekkür ederim. Nuri benim sınıf arkadaşım. Hmm. Aynı zamanda nişanlım da. Öyle mi? Memnun oldum. Evet. Harika bir seçim yapmışsın. İkinizi de tebrik ederim Filiz. Mutluluklar dilerim. Yarın bir toplantı yapalım da pazarcıların yerleşim durumlarına bakalım. İşi azıttılar iyice. Evet baba, iyi olur. Bizden korkuları yok pek. Biraz daha sert tedbirler almamız gerek. Sen bu mıymıylıkla biraz zor korkutursun onların gözünü. Filiz, kızım bu çorbanın tuzu biraz fazla mı olmuş acaba? Bilmiyorum. Benim elimden gelen bu. Tuzluysa çorbayı bırakın yemeğe geçin. Filiz nereye? Yemek yemeyecek misin? Canım bir şey istemiyor. Siz yiyin. Oğlum git bir bak bakalım. Nesi varmış? Onun için de zor şimdi. Yabancı bir eve geldi, zorluk çekiyor. Anlayışlı olmak lazım. Tamam baba, bir bakayım. Filiz ne oldu? Ne yapıyorsun böyle? Bir şey yapmıyorum. Karnım aç değil. Beni çok utandırdın Filiz. Benim ailem hiç alışık değildir böyle şeylere. Ben de evlendikten sonra ailenle birlikte oturma fikrine hiç alışkın değilim. Ama durumumu görüyorsun. Annenler de buna alışacaklar artık. Saçmalama Filiz. Neler söylüyorsun sen? Şu haline bir baksana Tayfun. Nedir bu kıyafet ha? Nesin sen? Zabıta memuru. Baban belediye başkanı ama sen sıradan zavallı bir zabıta memurusun. Zabıta memurluğunun nesi varmış Filiz? Namusumla paramı kazanıyorum ya, sen ona bak. Boş versene Tayfun. Ne namusu? Sen daha karının temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsun. Ne namusundan bahsediyorsun bana? Aşk olsun Filiz. Neyin eksik söyler misin bana? Bir evim yok Tayfun. Evim yok, anlıyor musun? Burada başkasının evinde kalıyorum. Ama sana bir şey söyleyeyim. Buna daha fazla tahammül edemem. Bunun bir an önce bir çözümünü bulacaksın. Ya daha iyi bir göreve yükselttireceksin kendini, ya da şehre yerleşip kendimize yeni bir hayat kuracaksın. Hem bana aşıksın, öyle değil mi? Beni kaybetmek istemezsin. Hem mutsuz olmamı da istemezsin. O zaman elinden geleni yapmalısın Tayfun. Ha? Hani dini bütün bir insandı? Hani aza kanaat ederdi? Ben öyle biliyordum baba. Yemin ederim öyle biliyordum. Peki ne olacak şimdi? Baba, ben onunla konuşacağım ve size karşı daha saygılı olmasını sağlayacağım. Beni anlayacaktır. Yalnız... Gel.
Başkanım, başkanım, önümüzdeki 3 ayın maaşları. Emrettiğiniz gibi size getirdim. Masaya bırak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız ne? Beni biraz daha iyi bir göreve atasan. Yani hiç değilse burada, belediye binasında. Müdürlük falan gibi bir şey. Bu kötü düşünceleri de karın sokuyor aklına, değil mi? Bu mümkün değil Tayfun. Eğitimin yok, bir şeyin yok. Seni nasıl müdür yaparım? El alem ne der sonra? Tamam baba. Anlıyorum. İyi çalışmalar. Sen de beni hizmetçi zannettin herhalde. Sabahtan beri yapmadığım iş kalmadı. Kızım, senden çok şey istemedim ki. Kocanın gömleklerini ütüleyiver dedim. Ben de diyorum ki sana ütüleyemem. Çünkü bugün bir sürü çamaşır yıkadım. Kızım, çamaşırı makine yıkıyor. Ben asıyorum. Sen de iki tane gömlek ütülesen eline mi yapışır? Efendim? Sahi mi Gülten? Gerçekten söylemiş mi bunları? Anne, anneciğim, ne oldu sana? Oğlum, seni üzmek istemem ama Filiz... Ne olmuş Filiz'e? Bizimle ilgili ağza alınmayacak sözler söylüyormuş sağda solda. Ne diyorsun sen anne? Ne demişim ha? Ne demişim? Filiz, çorbanın tuzu fazla diye annemi seni dövdüğünü söylemişsin insanlara. Bunu nasıl söylersin Filiz? Ben öyle şey söylemedim. Kim söylüyorsa yalan söylüyor. Hem sen ne biçim adamsın ha? Hani bana söz vermiştin? Hani bu evden taşınacaktık? Hani sen daha iyi bir göreve gelecektin? Hala üzerinde bu saçma sapan zabıta elbiseleriyle dolaşıp duruyorsun. Filiz, biraz zaman ver bana lütfen. Ne zamanı vereceğim sana ya, ne zamanı? Şimdiye kadar verdim de ne oldu? Hiçbir şeyi beceremiyorsun. Bir çocuk sahibi bile olamıyorsun. Filiz! Ne var? Yalan mı? Yalan değil ama biliyorsun ki tedavi oluyorum. Yakında çocuğumuz olacak inşallah. Ne diye bunu yüzüme vurup duruyorsun ki? Bana bak. Sen de o zaman annen olacak o cadıya sahip çık da... benim hakkımda orada burada yalanlar söylemesin. Aa Filiz. Filiz'cim hoş geldin. Gel. Allah Allah. Gerçi çok yakından tanımam ama Tayfun iyi bir çocuğa benziyordu. Demek insanlar gözüktüğü gibi olmuyor bazen. Olmuyor ya, olmuyor tabii. Peki kocan seni böyle her gece döverken kayınpederin, kayınvaliden bir şey söylemiyorlar mıydı? Söylemiyorlardı ya. Hatta Tayfun'un annesi kışkırtıyordu onu beni dövsün diye. Aa. Ya. Ya sizi de böyle rahatsız ettim gecenin bir vakti ama. Olur mu canım? O ne demek? Düğününüze bile gelemedim. Yollamadılar beni. Olsun canım. Şimdi geldin ya. İstediğin kadar kalabilirsin burada. Hı hı. Biraz dinlen. Sonra gerekirse gider birlikte konuşuruz eşinle. Çok teşekkür ederim. Ne kadar iyisiniz. Keşke benim de sizin gibi bir evliliğim olsa. Dur bakalım, dur. İşler yoluna girer inşallah. Ben sana içerideki odayı hazırlayayım. Dinlenirsin biraz. Ben de bu arada eski günleri anlatıp seni çekiştireyim Nuriye. Benim en iyi arkadaşım Sema'ydı. Üniversiteyi kazanmasına ne kadar sevindim anlatamam. Hatta hep ben çalıştırdım onu. Öyle mi? Tabii ya. Ailem benim okumama izin vermedi. Ben de bütün bilgimi, bütün enerjimi Sema'ya akıttım. Çok çalıştırdım onu. Bak mesela... bir de Fatih öğretmenle çok çalışırlardı. İşte bu. Bu mu Fatih öğretmen? Ne kadar gençmiş. Ya bizden birkaç yaş büyüktü. Sema ile araları da pek bir iyiydi. Hatta bildiğim kadarıyla o sene Fatih öğretmenin de İstanbul'a tayini çıkmıştı. Bir süre orada da görüştüler. Ama sonrası ne oldu bilemem tabii. Hala görüşüyorlardır belki. Neyse, alayım fotoğrafı.
Siz neler yapıyorsunuz? Ne olsun işte. Bu sene bitecek inşallah okul. Ondan sonra da görev bekleyeceğiz. Ay inşallah bizim kasabaya çıkar tayininiz. Belli olmaz. Olur mu olur? Ay inşallah olur. Semacığımla birbirimize kavuşuruz. Of. Ya çok üzüldüm kızın haline. Ya sorma. İyi de bir kız. Bir sürü de emeği varmış senin üzerinde. Ne gibi? Seni hazırlamış ya üniversiteye Fatih öğretmenle beraber. Fatih öğretmenle beraber mi? Ya sağ olsun öyledir. Hep uğraştık birbirimiz için. O zaman biz de elimizden ne geliyorsa yapacağız arkadaşım için. Tabii Nuri. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Ne de olsa çok eski arkadaşım. Nereden buldun buranın telefonunu sen? Niye bırakmıyorsun peşimi? Filiz karıcığım, lütfen geri gel. Bütün kasaba hem benimle hem ailemle alay ediyor. Perişan olduk. Yerin dibine girdik. Lütfen geri gel. Annem babam yataklara düştü Filiz. Olur. Oraya geleyim ben de yataklara düşeyim. Öyle olmayacak Filiz. Sana söz veriyorum. Her şey istediğin gibi olacak. Ben bilmem Tayfun. Beni bu konuda ikna etmen gerek. Sana 3 gün mühlet. Gel beni kandır. Bak kandır diyorum. Hazırım sana geri dönmeye. Ama benim istediğim şartlarda olacak. Beni buna ikna et. Koşarak geleyim sana. Tamam Filiz. Tamam. Yalnız başka yere gitme. Orada bekle beni. Ne diyor? Tamam baba halledeceğim. Birkaç gün içinde geri getireceğim gelinini sana. Öyle yapsan iyi edersin. Beni çok mahcup ettin. Perişan ettin. İnsan içine çıkamıyorum. Bitirdin beni Tayfun. Aman abicim öyle kadın düşman başına. Vallahi evi terk etsin sıkarım kurşunu. Tayfun! Hı? Hayrola nereye? Babam bir şey rica etti de onu alacağım odasından. Söyle biz verelim. Kesin talimatı var. İçeri girilmesi yasak. Abi benim ben. Tayfun. Başkanın oğlu. Özel bir şey istedi babam. Onu alacağım. İyi. Gir bakalım. Hı hı. Sağ ol. Hatırlıyor musun? Neyi? Bir kere de tarih öğretmenini sandalyesinden düşürmüştük. Hatırlıyorum. Bahtiyar kandırıp yaptırmıştın. O nasıl sahi? Aman ne bileyim. Omzunda bir tüfek dolanıp duruyor bütün gün. Sahi. Avcıydı Bahtiyar. Ama ne avcı. 3 gün durur bir tane ördek vuramadan gelir. Aa şunlardan da alın biraz. Ver bunu. Aa. Bu kim acaba? Bilmem. Ben kimseyi beklemiyordum. Ben bakarım. Şundan ister misin? Evet. Aa! Tayfun! Ne işin var senin burada? Seni götürmeye geldim. Tayfun, nereden buldun bu kadar parayı? Buldum işte, senin için. Şehirdeki yeni hayatımız için.
Şehirdeki hayatımız mı? Şehre mi yerleşiyoruz gerçekten? Çok teşekkür ederim kocacığım. Harika bir insansın sen. Harika. O zaman yarın sabah kasabaya dönelim hemen. Kasabaya mı? Niye? Çünkü oradan almak istediklerim var. Evde altınlarımız falan var. Altın ne yapacaksın canım? Burada bir sürü para var işte. Kocacığım lütfen ama. Hem annemleri son bir kez göreyim, hem de kasabadakiler de şehirli Filiz Hanım'ı son bir kez görsünler. Lütfen kocacığım, lütfen. Peki tamam, gidelim. Ay, ne kadar özlemişim kasabamızı. Önce annemlere gidelim. Sonra da sizinkilere gideriz, olur tamam, mu? Tamam, gideriz. Allah Allah, neden bu kadar kalabalık? Vay canına, aklına hiç gelir miydi başkanın zimmetine para geçireceği? Ne kadar para yemiş acaba? İşçilerin 3 aylık maaşı diyorlar ama. Oo, ben inanmıyorum, yapmaz ha. Bizim başkan. Belli olmaz, hiç belli olmaz. Başkan çalmış para bu. Hizmetine geçirmiş etsin. İzin verir misiniz? Hiç de beklenmez bu. Yazıklar olsun sana. Senin gibi evlat olmaz olsun. 5 paralık ettin şerefimizi. Yıkıl karşımdan. Tayfun? Tayfun ne oluyor? Ne oluyor Tayfun? Aa, demek ki Tayfun çalmış paraları. Tayfun. O zaman niye başkanı tutukluyorlar? Çünkü başkan şerefli adam. Kendi üzerine almış suçu. Yazıklar olsun Tayfun. Mahvetti babası. Niye yaptın bunu Filiz? Niye? Ambulans çağırın, ambulans. Bizim kasabaya yerleşmemiz Filiz için de iyi olacak Nuri. Kızcağıza biraz destek oluruz. Ne talihsizlik. Ya. Tam da araları düzelmişti. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Filizciğim. Gelin buyurun içeri. Kapıda kaldınız. Biraz dalgınım da. Malum, Tayfun'u kaybettik. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Sağ olun, geçin. Buyurun. Ya, öyle işte. Kıydı canına, beni bir başıma bıraktı. Vallahi kocanın kıymetini bil Semacığım. Onu el üstünde tut. Ne istiyorsa yap. Öyle yapıyor zaten Filizciğim. Çaylarınızı tazeleyeyim mi? Aa, yok, sağ ol. Sema? Güzel haberi vermeyecek misin arkadaşına? Ne haberiymiş o? Haber değil aslında. Haberler. Aa, hadi ama Sema. Çatlayacağım şimdi meraktan. Kasabaya geri dönüyoruz. Burada yaşayacağız artık. Harika bir haber bu. Ama neden? Yani şehir dururken neden bu dağ başına gelip oturacaksınız ki? Ya şehirde 2 yakamız bir araya gelmiyor. Geçim iyice zorlaştı. Hem burada da bir okul var. Burada da çocuklar var. Onlara da bir faydamız olsun istedik. Okulu çiçek gibi yapacağız. Tayinimizi istedik bile. Güzel, çok güzel. Peki ikinci haber neymiş? Bu yaz teyze oluyorsun Filizciğim. Aa, çok güzel. Çok sevindim. Gözünüz aydın Sema. Nasıl güzel oldu mu çocuklar? Çok güzel oldu Nuri'cim, ellerine sağlık. Ellerine sağlık Nuri. Pırıl pırıl oldu vallahi. Arkadaşımı yormuyorsun değil mi? Yok yok, yorulmadım ben. Birkaç eksik var ama onları da sağ olsun Fatih Bey sağlayacak. Hangi Fatih? Hani bizim Fatih öğretmen vardı ya Filiz. Matematik öğretmeni. Canan'ı kopyada yakalayan mı? Evet o. Müfettiş olmuş şimdi. Bütçelere falan bakıyor. Nuri, o zaman oldu bil bu işi. Fatih Bey pek severdi Sema'yı. Öyle mi? Abartma Filiz. Öğrenciler arasında hiç ayrım gözetmezdi ki Fatih Bey. Yok yok, abartmıyorum. Seni bir başka severdi. Her dersten sonra 15-20 dakika konuşurdu seninle. Özel olarak tabii. Neyse, işte o yardım edecek. Bazı belgeleri hallettik mi okul 4 dörtlük olacak Allah'ın izniyle. Şehre gidip görüşeceğim ben yarın onunla. Şehre çağırdı seni demek. İyi, güle güle git, güle güle gel o zaman. Hadi görüşürüz.
Yolcu mu ettin eşini? Ha, şimdi kalktı minibüs. Niye yalnız gönderdin Sema'yı? Sen de gitseydin ya. Burada işler var Filiz. Hem ne sakıncası var ki yalnız gitmesinin? Yani yok tabii, ne sakıncası olacak ki? Koca kadın sonuçta. Ama hamile falan ya, o yüzden yani. Sağ salim gider gelir inşallah. Benim buradan kaçmam lazım Filiz. İşlerim var okulda. Hoşça kal. Hadi güle güle. Nuri! Öğlen bir şey yeme. Fasulye ıslattım. Ondan yapar getiririm sana. Tamam. Filiz! Ay! Ay Bahtiyar! Ay sen tavşan mavşan hiçbir şey vuramazsın vallahi bu sakarlıkla. Ben de akıl mı kaldı Filiz? Ay. Senin yüzünden divaneye döndüm. Aman senin başında akıl mı vardı ki ben alacağım Bahtiyar? Öyle deme. Çok darılıyorum. Aman aşk olsun Bahtiyar. Kaç yıldır tanıyoruz birbirimizi. Ben hiç senin kötülüğünü ister miyim hem? Kaç yıldır oyalıyorsun beni. Senin yüzünden ne evlenebildim ne de çocuklarım oldu. Yeter be yeter. Tayfun öldü gitti. Bağır bana artık. Şşt, bana bak bir duyan olacak. Tayfun öleli bir yıl olmadan evlenirsem kasaba meydanında taşa tutarlar beni. Bunu mu istiyorsun yani? Kimsenin yüzüne bakamayayım mı istiyorsun ha? Olmaz öyle şey. Bir şerefim bir namusum var benim. Haksız mıyım Bahtiyar? Haklısın. Az kaldı. Sana söz veriyorum. Seneye bu zamanlar düğün dernek kuracağız. Hadi git şimdi. İşinden geri kalma. İşim yok ki benim. Ay of, benim işim var o zaman. Ne işin var Filiz? Sema Hanım şehre gitti. Kocasına yemek götüreceğim. O gezsin şehirlerde, adam burada aç bir ilaç dursun. Ay yok yok, hiç kıymet bilmiyor bu Sema, hiç. Neyse, görüşürüz. Filiz, hoş geldin. Sana yemek getirmiştim Nuri, acıkmışsındır. Hiç durmadan çalışıyorsun. Niye zahmet ettin canım? Hemen Sema'yı bekleyecektim. Ne zahmeti ayol? Gel gel soğutma hadi. O yer şehirde nasıl olsa. Fatih öğretmen ona güzel bir yemek ısmarlar. Kaç yaşındaydı bu Fatih öğretmen? 30 ya vardır ya yoktur. Sana yiyecek bir şeyler söyleyeyim Sema. Aç aç gitme onca yolu. Yok hocam. Evde Nuri ile yerim ben. Mutlu olmana çok sevindim Sema. Doğum ne zaman? Allah kısmet ederse bu yaz. Bak Nur'un ya da senin herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden beni ara. Sağ olun hocam. Belgelerde herhangi bir eksik yok. Artık telefonlaşırız. Belki bir iki imza için seni bir kere daha buraya yorabilirim Sema. Ne demek hocam? Siz arayın, ben hemen gelirim. Yeter ki okul bir an önce eğitime başlasın. Sema, hani bir öğrenci vardı. Rahmetli Canan, sen, o hep birlikte gezerdiniz. Filiz'i söylüyorsunuz. Evet. İyi olmaya çalışıyor. Eşini kaybetti geçtiğimiz günlerde. Ya, başı sağ olsun. Şimdi toparlanmaya çalışıyor. Açılışa geldiğimde karşılaşırız inşallah. Çok başarılı değildi ama hep Canan'ın ardından bağırışı aklımdadır. Haksızlık yapıyorsunuz demişti. Evet doğru, haksızlık yaptım Canan'a. Sonra da bir türlü affedemedim kendimi. Neyse, hoşça kalın hocam. Hoşça kal Sema. Mesela ben gitsem şimdi karşısına beni hatırlamaz. Ama Sema başkaydı. Ha bak, çok yakışıklı bir adamdı Fatih Bey. Kesin hala öyledir. Bütün kızların aklı ondaydı. Ama onun gözü Sema'dan başkasını görmezdi. Sema ne yapardı peki? Ne yapsın? Yani okulun en yakışıklı öğretmeninin ilgisi... O yaşta hangi kızın hoşuna gitmez ki? Saat kaç? Saat çok geç Nuri. Hava kararacak. Ama merak etme, Sema emin ellerde. Fatih öğretmen bırakmamıştır. Yemek filan derken zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardır.
Nasılsın canım? Çok özledim seni. Ay. Sen beni hiç özlemedin galiba. Yoruldun değil mi? Ama sana çok iyi haberlerim var. Hemen çıkaracak gereken parayı. Nuri, neyin var? Hadi kalk, çok açım. Fatih Bey sana yemek ısmarlamadı mı? Yoo. Sordu tabii ama ben Nuri ile yiyeceğim dedim. Tokum ben. Filiz sağ olsun yiyecek bir şeyler hazırlamış. Okulda onunla yedik. Bahtiyar, ne ağır adamsın. Bahtiyar, soğukta kapıda niye bekletiyorsun beni? Filiz, ne oldu gece vakti? Hem seni özledim, bir göreyim dedim. Hem de küçük bir ricam olacak senden. Fatih Hoca da gelecek açılışa. İyi, gelsin. Ya o kadar iyi bir adam ki, en küçük bir ihtiyacınızda hiç çekinmeyin, arayın dedi. İyi, ararsın o zaman. Ya niye böyle yapıyorsun Nuri? Ne oldu şimdi birdenbire? Pek birdenbire olmuş gibi görünmüyor Sema. Söyle bakayım. Evli mi bu adam? Yo, değil. Şu bayraklardan biraz daha olacaktı içeride. Gidip getirsene. Nuri, neden böyle davranıyorsun? Davranmıyorum. Hadi gidip getir şunlardan. Kolay gelsin. Sağ ol. Sema yok mu? Yine mi şehre gittin? İçeride, gelir şimdi. Dün şehre malzeme almaya gittiğimde gördüm onu. Bir lokantadan çıkıyordu. Böyle sosyetik bir yer, içkili falan. Şaşırdım. Bebek falan var ya. Yanında bizim Fatih öğretmen vardı. Seslendim. Sanki beni gördü görmesine ama kaçar gibi uzaklaştı. Sonra... Aa, Bahtiyar hoş geldin. Aa, nesi vardı onun? Asıl senin neyin var? Yok bir şey. Al istediğin süsler. Neden? Neden yalan söyledin bana? He? Kendine acımıyorsan bari karnındaki çocuğa acı. Sen ne diyorsun Nuri? Neler oluyor bana bir anlatsan? Asıl senin bana anlatman gereken şeyler var galiba. Anlat şunları bana. Ne var aranızda Fatih'le? Nuri, çıldırdın mı sen? Fatih Bey benim en sevdiğim. Yeter. Yeter. Dinlemek istemiyorum seni artık. Beni kullandın. Beni getirip bu kasabaya attın. Sırf şehirde rahat rahat o adamla... Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Dur Nuri, dinle. Doğru değil bunlar. Bahtiyar mı söyledi sana bunları? Kim söyledi? Kim söyledi? Herkes. Herkes söyledi. Nuri bekle bir dakika. Kim söyledi? Ne olur söyle. Dur bir dakika. Sema. 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 Kimse yok mu? Sema. Merhaba. Merhaba. Tanıyamadım, kusura bakmayın. Ben Fatih öğretmen. Ne işin var senin burada? Seninle konuşmaya geldim. Beni bağışla. Acını tazelemek istemem ama kulağıma bazı söylentiler geldi. Seninle konuşacak bir şeyim yok benim. Nuri, bak dinle. Sema ile aramızda hiçbir zaman öğrenci öğretmen ilişkisinden başka bir şey olmadı. Asla. Sema doğacak çocuğunuz için sabırsızlanıyordu. O gün ona yemek ısmarlamak istedim. Seninle yiyeceği için onu bile kabul etmedi. Seni öyle seviyordu yani. Bahtiyar! Nuri, Nuri yapma! Ben yapmadım. Nuri! Sen ben yapmadım. Ha? Sen yaptın! Onun yüzünden. Kimin yüzünden ha? Yapma. Kimin yüzünden? Filiz, o söyledi. Ne? Filiz mi? Filiz gönderdi beni.
O istedi bunları söylememi. O yaptı. Canan'ın sırasının altına kopyayı da o koydu. Neden ha? Neden Filiz? Söylesene bana. Nedenini söyle bana. Yalan nedenini. Nuri. Hepsi yalan. Yalan olan sensin Filiz. Her şeyin yalan. Bahtiyar her şeyi anlattı bana. Bana değil de o yarım akıllının söylediklerine mi inanıyorsun Nuri? Ben karının en yakın arkadaşıyım, unuttun mu? O benim kardeşimden de... Sus! Kardeş kardeşe bunu yapar mı? Söyle! Yapar mı bunu? Söyle! Bak, ben istediğin her şeyi yaparım Nuri. Allah'ım sen benim aklımı koru ya Rabbim. Bak, söylediklerinin hepsi yalan. Bahtiyar'ın çocukluğumuzdan beri bende gözü var. Ondan uyduruyor bu yalanları. Ne yapıyorsun? Saçmalamayı kes. Yemin ederim. Ona kaç kere söyledim. Bu iş olmaz dedim. Anlamadı beni. Allah'ım. Şimdi de seni sevdiğimi anladığı için aramıza girmeye çalışıyor. Filiz. Kurtar beni. Filiz. Filiz. Ne yaptın Bahtiyar? Ne yaptın? İstemeden oldun Nuri abi. Yemin ederim. Ne yaptım ben Nuri abi? Ne yaptım? Ölmüş mü? Ölmüş mü? Ölmüş Bahtiyar. Ölmüş. Filiz, ölme. Ölme, söz veriyorum. Bir daha sırlarımızı kimseye söylemeyeceğim. Çok korkuyorum. Allah günahlarını affetsin Bahtiyar.